Herkese merhaba sevgili dostlar. Bambu ekranlarına Skylines'in yeni bölümüne El Bambu şehrine hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde şehrimizde birkaç tane proje hayata geçireceğiz. Bunlardan bir tanesi sanayi tarafını ilgilendiren bir proje olacak. Bir de yeni semtler ve yerleşimler yapmayı düşünüyorum. Özellikle şu bölgelerin biraz daha uç kısımlara doğru yayılmasını sağlayacağım. Daha sonrasında buraya notlar almışım bir önceki bölümde. Çok değerli arkadaşlarımızın, takipçilerimizin teslim etmemiz gereken holdingleri, gökdelenleri, işte hastaneleri, mahalleleri ve evleri bulunuyor. Bunları da böyle araya sıkıştıracağım, kendilerine teslim edeceğim evlerini, holdinglerini. Şimdi isterseniz şöyle ben ufaktan arkadaşlar projelerimi anlatmaya başlayayım. Ne gibi projeler yapacağım bu bölümde. Şöyle önce bir şehri şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir dizi geriye doğru alalım. Bakın şu bölge bizim biliyorsunuz sanayi bölgemiz arkadaşlar. Şurada bir boşluğumuz var. Burayı ben bir önceki bölümde ne dedim? Evlerle dolduracağım dedim ama fikrim değişti. Buraya daha farklı bir konsept yapmayı düşündüm. Bu konsepti şu olacak. OEM sanayisi yapacağım. Yani hayali bir OEM sanayisi olacak. Sanayi gibi çalışmayacak. OEM sanayisini bilmeyenler için söyleyeyim. Bursa'dan örnek vereyim. Bursa'da biliyorsunuz birçok otomotiv fabrikası var. Bunların birçoğu yan sanayi. Bir de OEM dediğimiz Tofaş gibi, Renault gibi montaj yapan, araba üreten büyük fabrikalar var arkadaşlar. Dolayısıyla bu yan sanayideki üreticiler Renault'un, Tofaş'ın istediği parçaları üretip onlara sipariş olarak götürüyor. Bu Renault ve Tofaş da bu parçaları birleştirip otomobil imal ediyor. Biz de hayali olarak buraya o tarz bir OEM sanayisi yapacağız. Yani ben buraya ne yapacağım arkadaşlar? İşte şöyle göstereyim hemen. Hem biraz da böyle şeyleri de kullanmış oluruz. Eşsiz binaları da kullanmış oluruz. Şurada bakın. Şurada mıydı lan? Mesela elektrikli otomobil fabrikası buraya bir tane kuracağım. Daha sonrasında işte robotik enstitü kuracağım buraya. Daha sonrasında yarı iletken fabrikası kuracağım buraya. Tamam mı arkadaşlar? İşte televizyon istasyonunu geç, yazılım geliştirme stüdyosu, bunu da kurabiliriz. Yani sanayide hem otomotivle alakalı parçalar hem de işte yazılımla alakalı parçalar üretilecek yan sanayide, buradan OEM'e, bizim ana sanayimize gelecek. Burada otomotivin ana parçaları, yazılımla geliştirilen işte otomobillerin dokunmatik ekranları, onlar falan yapılacak. Burada birleştirilecek, otomobil üretimine geçeceğiz. Burayı öyle değerlendireceğim arkadaşlar. Daha sonra bir de şu bölgeleri dediğim gibi şurayı bir tık uzatmak istiyorum. Şöyle bir asimetrik bir semt yapabilirim. Böyle yuvarlak bir semt dönüştü. Şuradan başlar, şöyle döner. Şurayla birleşir. Buraya böyle bir semt kurabilirim. Evi artırabilmemiz açısından. Çünkü bayağı bir ev talebimiz var. Bir de şu köşelere falan şeyleri kurmamız lazım. Ticari alanları da kurmamız lazım. Yalnız burası çok güzel oldu ya. Şuraya böyle yakınlaştığı zaman bana nereye hatırlatıyor biliyor musunuz arkadaşlar? GTA 5'te Trevor'ın yaşadığı yer var ya, çöl. Abi oraya hatırlatıyor bana burası ya. Sanki böyle o bölgede yaşıyormuşum gibi bir hissiyat uyandırıyor bana. Çok güzel oldu burası. Şu arka tarafla alakalı güzel bir planım var. Onu da bir sonraki bölüme saklayayım arkadaşlar. Neyse şimdi biz kollarımızı sıvayalım. Sevgili dostlar, yavaş yavaş şu OEM sanayimizin başlangıcını yapalım. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle şu, tabii ki bu yolları alıyorum. Şu yolları şöyle bir getirelim. Bak şöyle gelsen. Tamam. Kaç U? 60 U. Sen buradan da 60 U gel. Şimdi buraya ben otomobil fabrikasını direkt yapıştırmak istiyorum. Mesela sen ne kadar büyüklükteksin? Şurada. Bunu direkt böyle mi yapıştırayım yoksa bunu şöyle arkadan mı çevireyim abi? Biraz daha yolu uzatsam. Onu daha gelsek. Şöyle onu şöyle yapsam. Sonra buraya gelsem, otomobil fabrikasını alıp şöyle cuk diye koysam. Nasıl olur? Birkaç tane koyar, bir tane koyabiliyormuşuz. Tamam. Hatta ne yapacağım biliyor musunuz? Şunu al abi. Kaç paraya taşıyoruz lan seni? 12.000. Tamam, sıkıntı yok. Bunun girişini şey yapmak istiyorum ya.
Hani küçük dar yollar var ya. Şunlardan. Çok mu abes kaçar acaba? Şöyle gelse. Çok mu abes kaçar? 45 derecelik açıyla. Yok ya, böyle kalsın, tamam, gerek yok. Yorumlarda belirtin. Olmazsa ben değiştiririm. Yorumlarda eğer abi dediğin gibi yap, şöyle küçük bir yol yap, öyle giriş olsun buraya derseniz, off the record orayı ayarlarım ben. Şimdi bunu ben bir tık ayarlayacağım. Çünkü sanki şeye daha yakın oldu bu. Şöyle yaparsak oluyor. Tamam, otomobil fabrikamız burada kuruldu. Şimdi şöyle bir bakayım. Öyle gelsin. Tamam abi. Şöyle yol da gitsin buraya. Şuraya da gitsin bu yol. Düz gel bakayım sen, hatta şuradan gel. Burası bir tık uzun oldu herhalde. Şöyle. Şöyle bağla. Tamam değil mi? Gayet güzel oldu. Şimdi gel abim buraya sen. Yarı iletken fabrikasını, şey, otomobil fabrikasını kurduk. Bu neymiş? Nanoteknoloji merkezi. Yapıştır abi. Şöyle nanoteknolojiyi de yapıştıralım. Bunlar neymiş? Araştırma merkezi. Tamam. Araştırma merkezini de koyalım. Şöyle araştırma merkezini de koyalım. Şuraya. Aklıma bir fikir geliyor. Yapsam mı, yapmasam mı? Bursa'nın Renault fabrikası var. Bursa'da yaşayanlar bilir. Renault fabrikasında böyle bir büyük bir otopark alanı vardır. Orada o kadar çok araba olur ki böyle güneşten parlar arkadaşlar. Koruparkı bilen varsa, Koruparkın balkonuna çıktığınızda, oraya baktığınızda böyle bembeyaz bir sürü araba görürsünüz. Acaba ben de buraya şöyle devasa bir otopark yapıp buraları arabalarla dolduğu zaman sanki bir otomobil fabrikasının içerisinde yeni sıfır üretilmiş arabalar gibi dursa nasıl olur diye bir aklıma fikir geldi. Olmazsa öyle bir değerlendirme yapabiliriz. Şimdi o zaman biz devam edelim. Gel abi şu şeyi araştırma merkezinde buraya koyalım. Şöyle olsun. Şuraya bir de robotik enstitü yapıştıralım. İki yere koysak nasıl olur lan? İki tane koyabilir miyim acaba bundan? Bir tane koy. Şöyle. Şurayı tut abi. Şunu ben kopyalayıp, tamam mı? Çalışır mı çalışmaz mı bilmiyorum. Şöyle koymak istiyorum. Biraz daha böyle büyük bir fabrikaya benzesin diye. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Şurası da şöyle robotik enstitü olsun, RDC. Başka ne üretebiliriz? Yarı iletken fabrikası. Tamam, çok güzel. Şöyle yarı iletken fabrikasını da şuraya koyacağım. Tamam, güzel oluyor burası. Başka ne koyabiliriz? Yazılım geliştirme. Mesela o da tam cuk şuraya olsun. Şöyle bir kaçtık. Şöyle çekelim. Buraları bunlarla doldurduk. Şimdi o zaman arkadaşlar başka bir şey şu an kuramıyoruz. Ben şuraya büyük bir otopark yapacağım. Kararımı verdim. Şöyle bir şuraya büyük bir otoparkımı yapıyorum. Thank you.
Şimdi arkadaşlar, burayı yaptık. Şöyle bir şey yapacağım. Şuradan bir iki tık daha getireceğim abi. Tamam mı? Şuradan da böyle götürmeye çalışıyorum. Sanki böyle. Hatta şu iki tarafı, şurayı sil abi. Fabrikadan çıkan arabalar, tamam mı? Şuradan direkt buraya alınıyormuş gibi bir hava katacağım. Tamam. Bu fabrikadan çıkan araçlar şeye alınıyor abi. Buradan direkt otoparka alınıyor. Güzel. Bayağı güzel oldu ha. Şurayı da bağlayalım biz. Şurayı da bağlayalım. Şu yolla. Bakayım. Oluyor, oluyor. Şimdi buraya birkaç tane, şöyle birkaç tane ağaç. Sadece şu ortalara. Şu şekilde ağaçlarımızı da koyalım. Şöyle bir şey yapsak. Gayet güzel bir konsepte ilerliyoruz şu anda. Güzel. Biraz saçma oldu galiba şunlar, değil mi? Onlar bir tık kötü durdu. Şundan kullansak. Ya bir şey kullanmaya gerek yok ya. Şöyle düz bir çizgi çiz abi. Hatta dur bakayım. Reklam diyelim. Şöyle reklam panolarıyla burayı süsleyelim. Tamam mı? Devam et abi. Şöyle. Otomobiller buradan böyle geliyor işte. Bu hattan çıkıyor otomobiller arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Devam ediyorum. Başka ne koyabiliriz ki buraya pano olarak? Araba pano var mı? Araba resmi, araba resmi. Bak şu var, çok güzel. Bunlar da hani bu fabrikanın ilk ürettiği otomobillermiş. Göya. Bunlara bakıyor bizim çalışanlarımız, diyor ki vay be diyor, nereden nereye geldik lan diyor, görüyor musunuz diyor, bakın diyor. Önceden diyor bu arabalar vardı diyor, şimdi diyor bakın Ferrari yapıyoruz diyor. Şurada motosiklet de üretmişiz, motosiklet şeyi de koyalım. Bambu otomobil fabrikası. Başka? Aha bak. Görüyor musunuz? Çat. Bunlar da bizim şeylerimiz, yeni ürettiğimiz arabalar. Ama bu niye böyle şeyde oluyor? Yerin dibinde kalıyor. Onu anlamadım. Şöyle bir şey yapsak. Neyse, belki bunları biz tutup yukarıya doğru çektirebilirim. Movit'le. Şöyle yapsak yukarı doğru. Heh. Şöyle yapsak. O zaman şöyle bunların hepsini seçsem. Tamam mı? Sonra buraya gelsem. Buradan objeyi seçsem. Şunu seçsem. Bakayım. Güzel. Değişik konsepte bir giriş. Güzel oluyor. Şimdi bir de şu bölgeye koyalım. Bir tane daha araç varsa güzel olur. Böyle bir... Aha şu güzelmiş. Tamamdır. Nereden nereye be? Bak şimdi Ferrari üretiyoruz arkadaşlar. Şimdi artık. Şöyle koyalım bunları.
Buradan o fabrikadan çıkan araçlar arkadaşlar buradaki büyük devasa otoparka konuluyor. Buradan da sevk ediliyor. Öyle diyeyim size. Bunun etrafını şöyle bir duvarla çekmek istiyorum. Neredeydi o duvarlar? Şurada. Şöyle küçük bir güvenlik kulübemiz olsa aslında. Güvenlik bariyeri. Şöyle yapsak. Nasıl olur? Şunu sil. Şunu da silelim. Tamam, buraya bir de güvenlik kulübesi tarzında bir şey de yaparız arkadaşlar. Birazcık detaya girdik sanki, değil mi? Bir tık sanki detaya girdik ama güzel olacak. Ben şey yapacağım arkadaşlar. Steam'den bir tane, workshop'tan bir tane araç şeyi indireceğim. Öyle şey yapacağım abi. Evet arkadaşlar, geldim hemen. Bir tane araba probu buldum arkadaşlar. Onu indirdim. Şimdi hep birlikte tek tip arabadan ilerleyeceğim zaten. Bir Range Rover'ı yapıştıracağız abi buraya. Şimdi ama propan her şeyi de açalım. Aa, sarı güzel. Yapıştır abi şöyle. Şey değil mi? Bayağı güzel oldu ha. Bayağı güzel oldu arkadaşlar. Cidden bayağı güzel oldu. Hatta şuradan şöyle bir ekran görüntüsü alayım ben. Bir tık daha yakınlaşayım hatta şöyle bir tık daha yakınlaşayım. Şöyle alayım. Tamam. Buraya yaptık. Şimdi buraya yaptığımıza göre şu bölgeleri birazcık süslemek lazım. O bölgeleri biraz süsleyelim sevgili dostlar. Ağaçlarla, mağaçlarla falan süsleyelim. Nerede ağaçlarımız bizim? Şöyle orta boy ağaçlardan istiyorum. Orta boy ağaçlardan istiyorum. Mesela şunlar olabilir. Evet, otomobil fabrikamız hazır ve nazır arkadaşlar. Üretilen otomobillerimiz de var. Şöyle büyük bir otomobil fabrikasını kurmuş olduk buraya. Şimdi şu bölgeye şöyle iki tane park yapmak istiyorum ben. Oyun alanı değil de normal park var mı şöyle? Köpek parkı da olabilir. Köpek parkı da olabilir. Şöyle bir şu köşesine köpek parkı sanayide olmasın ya. Gerçi köpek parkı olsun sanayide ya. Şöyle iki tarafta köpek parkını koydum buraya abi. Tamam. Sonra bu arka taraftan da şöyle hemen ağaçlarımızı tekrardan koymaya başlıyorum.
noktası her ne kadar teknolojik bir alan da olsa tabii ki de yeşilden vazgeçmememiz lazım arkadaşlar. Yeşil önemli. Tamam, buradaki otomobiller de oldu. Şuraları da yeşil yapsam mı acaba? Şuraları da yeşil yapalım. Burası fabrikanın olduğu için fabrika buraya güzel bir şekilde bakmış. Elektrikli otomobil fabrikamız hazır ve nazır arkadaşlar. Range Rover yalnız ha. Gayet güzel duruyor. Bir tık havada gibiler. Bakayım şöyle mobil onlar iniyor mu? Kabul etmiyor. Neyse böyle kalsın. Zaten çok uzaktan belli olmuyor abi. Uzak görüşü bir açacağım ben bir ara da. Ne ara açacağım onu bilmiyorum. Şuraya devam ediyorum. Uzaktan görelim en azından. Şehri değil mi? Bakayım. Tuttu mu? Vallahi tuttu. Devam et abi sen böyle. Bakayım. Güzel. Tuttu sayılır. Sen de bak tutmayacağını biliyorum. Sen niye peki öyle oldun? Tamam. Sen de böyle gel abi. Şöyle gel. Şöyle gel. Şöyle gel. Gayet güzel. Şimdi buraya ne koyabiliriz? Burayı yine ağaçlarla süsleyebiliriz. Şöyle uzun ağaçlardan düz bir alan çekebiliriz. Şu bölgeyi de çekebiliriz. Şu bölgeyi de çekebiliriz. Şu aradan geçer mi? Şuradan geçer. Şuradan şöyle geçsin. Şöyle dönsün. Şöyle dönsün. Tamam. Şimdi arkadaşım. Şuraları az bir şey yeşile boyayalım. Büyüklüğünü de vereyim senin. Şöyle. Şöyle oradan taşmalar olsun değil mi? Şu şekilde. Hatta şöyle buralara da geçsin o taşmalar. Şu şekilde. Tamam. Şimdi buraya Growable'dan birkaç tane de ofis atacağım. Buralar boş kalmasın. Şöyle güzel ofisler var mı? Biraz daha modern ofisler istiyorum. Gibi. Tamam mı? Şu şekilde. Şu şekilde. Şöyle şu şekilde ofisler. Çok büyüksün sen. Sen de büyüksün ama şöyle güzel konseptli bina olsun burada ya. Sıkıntı yok yani. Şöyle. Şöyle gel bakalım. Yani şu ağaçlar burada bir tık şey oldu. Şey cuk oluyor da ofisler cuk oluyor ama ofislerin olduğu bölgelerde ağaç olmasın. Hatta şunu da gönder.
Kaç burası? 3'e 3 istiyorum ya. Sen bana 3'e 3 göstersene. Hatta 3'e 2 göstersen daha iyi olur. 2'ye 3 deneyelim. O zaman 3'e 3 göster. 3'e 3 hiç yok. Şaka yap. Ha, bu başka bir şey oğlum lan. Leveli yapıyormuşuz biz. 3'e 2 göster bakayım. Bu şekilde oluyor. Tamam, sıkıntı yok. Şunlardan yapıştıralım. Şöyle yan yana olsun. Bir tanesini kaldırıyorum. Şu şekilde koyuyorum. Tabii ki şundan koyuyorum. Şundan da koyalım. Şimdi burada artık bana 3'ü 3'ü geç. Hepsini gösterebilirsin. Şöyle güzel konsept binalar varsa onlardan yapıştıracağım. Fazlalık olan sanayimizi de almış oluruz hem. Bakalım, gel bakalım buraya da. Şöyle bir ofis alanı. Şöyle bir de konsept bina. Şöyle getirelim. Nasıl oldu? Bir şey söyleyeyim, bayağı güzel oldu ha burası. Cidden bayağı güzel oldu. Şu şeyler kaybolmasa daha iyi olacak da. Onlar kayboluyor bir tık. Onu da ayarlayacağım bir sonraki bölümde artık. Şimdi şu araya bir şey koyabiliriz aslında ama ne koyacağız ki araya da? Daş koyacağız, daş. Yapacak bir şey yok, daş koyalım. Taşı koyduk. Bina şey yıkıldı. Yol yıkıldı. Şöyle gel bakalım. Şurada şu ağaçları da alayım ben. Teke gel. Çok güzel. Gel lan böyle. Sen de gel böyle. Bakayım. Bayağı güzel oldu. Bayağı iyi oldu. Tamam. İstediğim bölgeyi yaptım. Burası ne oldu? Bir OEM sanayisi oldu. Parkların içinde burada ofisler falan var. Burada büyük bir otomobil fabrikası var. Bu otomobil fabrikasının arkasında büyük bir otopark var. Bu otoparkta arkadaşlar sıfır araçlar duruyor. Buradan da arabalar geliyorlar. Şey kontrolünde, güvenlik kontrolünde araçları alıyorlar. Kamyonlar, tırlar götürüyorlar satış ofislerine. Gayet güzel oldu arkadaşlar bence. Şimdi o zaman burası bittiğine göre sevgili dostlar, burayı yaptığımıza göre biz şu bölgeye geçelim. Yavaştan evlerimizin, yeni semtlerimizin de planlamalarını gerçekleştirelim. Şehir büyüsü. Birazcık başlatacağım oyunu. Ne olduğunu görebilmek adına, talep durumunu inceleyebilmek adına. Şimdi canım benim, benim canım. Senin kaç? 12 o. 12 o'dan gelelim o zaman. Nasıl 13 olan? Arazi eğiminden dolayı mı? Bir bakacağım. Burası kaçıyor? 12. Tamam, düz gel.
Şöyle gel. Neyse. Orası öyle kalacak demek ki. Yalnız yanlış yolu seçmişiz biz. Şuna gel. Aradaki mesafe şey olmamıştır inşallah. Bakayım olmuş mu? 13'ü. 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 Tamam güzel. Evleri buraya tekrardan koyalım. Abi şuralara ev yapabilirsin. Hatta seni ben bir durdurayım. Önce şu yollarını vereyim. Önce şu yollarını vereyim. Hangi yol o? 6 şeritli otobüs duraklı. Burada öyle bir yol. Oğlum o yola ne olmuş? Ben mi göremiyorum acaba bisiklet yolu? Oh. Ha şu. Oğlum nasıl bir yeşil hiç görünmüyor ya. Arkadaşım nasıl bir yeşildir o ya. Tamam güzel. Şimdi gel abi evleri verebiliriz. Hop. Şuraya kadar verelim evlerimizi. Hatta istiyorsanız şu bölgeyi de alabilirsiniz. Şurada kalsın. Çünkü orada metro var. Çok ses çıkıyor diye rahatsız olur arkadaşlarımız. Şöyle alalım. Şurayı da şöyle konsept olarak aha buraya kadar çekiyorum. Aha buraya kadar çektim. Elektriği suyu var mı buranın? Su için birazdan bağırır arkadaşlar. Şöyle gel bakayım. Bakayım. Ya neden ya? Neden ya? Ya ben simetri hastasıyım oğlum ya. Şöyle gel. Evet. Şuradaki bağlantı aynı şekilde olabilir. Güzel bir hava katar. Tamam. Bir tık büyütmüş olduk semti. Şimdi buradaki talepler yavaş yavaş düşecek. Şey de yapabiliriz. Bakayım şöyle güzel bir ticari alan bölgemiz de olabilir bu arada. Allah şurayı boya. Ben şu kareyi alsam daha iyi olacak sanki. Şu şekilde boyayalım. Ya polis merkezinin yanında olabilir. Şu bölgeye şöyle küçük bir market alanı yapabiliriz. Gelsin insanlar oraya. Şöyle. Evet. Evet. Gayet iyi. Gayet iyi. Bakın talepler nasıl düşmeye başladı görüyor musunuz? Burada bizim taleplerimiz düşerken ben yavaştan not aldım burada. Not defterimi aldığım notlardan. Sevgili takipçilerimizin semtlerini, binalarını vermeye başlayayım. Öncelikli olarak sevgili İsmail İnan bizden bir İnananlar Holding istemiş arkadaşlar. O zaman bir dakika. İnananlar Holding'den önce bir dakika İsmail seni az bir şey bekletiyorum. Az bir şey bekletiyorum seni. Ben buraya nasıl ben su koymam ya? Hayret bir şey ya. Bambu lütfen. Bu tarz hareketler yakışmıyor sana Bambu. Hatta şuradan çekelim de. Simetrisi bozulmasın alanın. Tamam. Elektrik konusunda bir probleminiz var mı? Yok. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Artık şu elektriklere gerek yok.
Bunlara bence artık cidden gerek yok. Yani verir diye düşünüyorum buradan elektriği bu arkadaşlar. Tabi. Hop hop hop. Güzel. Şimdi İsmail İnan. İsmail İnan demiş ki abi demiş bana bir tane demiş inananlar holding vermiş. Bak 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 bak. Yol bakım araçları gidiyor görüyor musunuz arkadaşlar? Heyt be. Burayı böyle güzel bir şekilde tazeliyorlar. Çalışın lan aferin çalışın. Sana İsmail'cim şuradan tamam mı? Böyle büyük araba manzaralı inananlar holding. İnananlar holdingini verdim. Arda Kublay beyefendimiz de Gökdelen istemiş. Şu konsept binayı da o zaman Arda Kublay'a veriyorum. Kublay Gökdelen'i. Arda Kublay'a da Gökdelen'ini verdik. Bol kazançlar diliyorum Arda'cığım. Tab Gaming. Tab Gaming sağlık işine girmek istiyor. Kendisi demiş ki abi demiş bana bir tane hastane verir misin demiş. İsmine demiş özel Tab hastanesi olsun demiş. Hakikaten gerçekten hastane gibi isim koymuş ha. Tebrik ediyorum. Peki. Sana o zaman şurası nerenin? Tamam. Özel. Turistik bölgeye verdim seni. Tab hastanesi. Özel Tep Hastanesi değil mi? Hadi bakayım turizm bölgesindesin. Buraya yabancı turistler gelir. Ben suya atlarken karnımın üzerine düştüm. Suya atladım burnum iskeleye çarptı. Beni tedavi et. Yani buraya gelir o sende abi artık. Sevgili Tep Gaming Tuhan. Kuru Kafa isimli takipçimiz bizden bir mahalle istemiş. Abi demiş bana bir mahalle verir misin? Tabii. Sana bir mahalle vereyim. Sana şöyle mezarlıklara yakın bir mahalle vereceğim. Hatta şöyle boyayalım. Değil mi? Şöyle gel bakalım. Evet. Kuru Kafa Mahallesi. Mezarlığın hemen karşısında Kuru Kafa Mahallesi. Sizleri de bekleriz. Kuru Kafa Mahallesi'ni de verdik. Son olarak öylesine işte bizden bir ev talebinde bulunmuş arkadaşlar. Kendisine de o güzel evi verelim. Şöyle güzel bir semtten ev verelim kendisine. Nereden verelim? Şöyle deniz manzaralı olsun. Şöyle şuraya öylesine işte evi. Öylesine işte. Öylesine işte. Verdik evlerimizi de. Şehrimiz büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Elbambo yeni otomotiv sanayisini de kurdu. Otomotiv sanayisiyle birlikte artık sanayi alanında da uzman bir şekilde büyümeye devam ediyor. Burada da büyük ofislerimiz var. Burada da büyük araştırma merkezlerimiz var. Nanoteknoloji merkezlerimiz var. Her şey yerinde gayet güzel bir şekilde emin adımlarla büyüyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde daha farklı projelerde birlikte olmak dileğiyle. Ev, konut, holding istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Aynı zamanda farklı projeleriniz de varsa yine yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ama bambusuz kalmayın. Saygılar, sevgiler.